Gençlerin mücadelesi Şerzan Kurt'un mücadelesidir. Gençlerin mücadelesi mazlumların, Ali Çiçekler'in mücadelesidir. Ve katledilen Berkin Elvan'ın mücadelesidir. Ali İsmail Korkmaz'ın Suruç'ta katledilen 33 düş yolcusunun mücadelesidir. Medeni Yıldırım'ın Ceylan ön kolların mücadelesidir. Gençlerin mücadelesi kadınların, ezilenlerin, yoksulların, hak arayanların, özgürlük arayanların mücadelesidir. Bir kez daha siz değerli genç arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Sizler sömürüye karşı toplumu, Kürtleri, Alevileri, ezilenleri, emekçileri, kadınları savunan bir aydınlıksınız, bir güneşimizsiniz. Değerli halkımız, siz de takip ediyorsunuz. Dünyanın neresinde bir gençlik mücadelesi varsa sistemler en başta gençlere yönelirler. Çünkü gençlik adaletsizliğin, sömürünün karşısında dimdik duran bir dağdır, bir bariyerdir. Gençliğin faşizmi, neoliberal politikaları, bu sömürü düzenin içerisindeki bulunan çarkları korkutmasının sebebi gençlik umuttur, gençlik inattır. Gençlik sömürüye karşı olduğu müddetçe korkuları devam edecek, korkuları gençlik başarıya ulaşıncaya kadar da devam etmeye devam edecektir. Değerli arkadaşlar, çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten gençlik mücadelesi, örgütlü gençlik mücadelesi bu önemli süreçte biraz daha nefes almamızı, hakkımızı, hukukumuzu savunmamızı, dilimize, kültürümüze sahip çıkmamız için bize nefes olacaktır. Onun için bugün Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanından buraya gelen gençlerimiz çok iyi bilsinler ki onlar var oldukça bugüne kadar bizleri yok sayan, sömürü düzenini kurumsallaştırarak halkımızı iliğine kadar ezen, yoksullaştıran, işsizleştiren, göçerten, yok sayan bu düzen kaybetmeye mahkumdur. Siz gençler var olduğunuz müddetçe Kürtler onurlu bir şekilde Kürt olduklarını söylemeye devam edeceklerdir. İnancını yaşamayan Aleviler ve yok sayılan Türkiye'nin bütün renkleri siz değerli genç arkadaşlarımızın örgütlü mücadelesiyle var olmaya devam edecektir. Her yerde gençlik gelecektir diyorlar. Ama biraz önce Sinevizyon'da da izlediğimiz gibi nerede üç genç görürlerse copla, dipçikle susturmaya çalışıyorlar. Gençlik gelecektir diyorlar ama gençlerin bir araya gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Örgütlemesini engellemeye çalışıyorlar. Gençlere bu toplumun direnen bütün kesimleri gibi çok vahşi, çok antidemokratik uygulamalarla yönelerek gençlerin örgütlü mücadelesini dağıtmaya çalışıyorlar. Evet, bu sistem gençler gelecektir diyor ama asla gençleri bir gelecek olarak görmüyor. Gençleri bir korku bariyeri olarak görmeye devam ediyor. Gençler gelecekse gençlerin hay çekmesinden, piknik yapmasından örgüt üyeliği çıkaran bu sistemin bu yaklaşımını nereye koyacağız? Değerli arkadaşlar, yaşadığımız ülkede hayal kurmak yasak ama hayal satmak AKP ve MHP iktidarı döneminde serbest. Bizler televizyonda olduğu gibi mazlumların, mahirlerin, imoların, Ali Çiçeklerin, Şerzan Kurtların Şırnak'ta katledilerek panzerin arkasında sürüklenen hacıların sesi solu olmaya devam edeceğiz. Bizlere hayal satan bu sistem karşısında halkımızın umudu, hayali ve geleceği olmaya devam edeceğiz. Buna
coşku, bu direnç, bu onurlu duruş bizlere umut oldu, ezilenlere umut oldu ve olmaya devam edecek. Şimdi değerli halkımız, siz de yakinen takip ediyorsunuz. Savaş ve çatışmalar bu ülkeye bir şey kazandırmadı. 40 yıldır bu ülkede savaş ve çatışmalar devam ediyor. Türk ve Kürt gençleri yaşamını yitirmesin diye. Kürtler insanca eşit yurttaşlar olsun diye, bu topraklarda kardeşçe birlikte beraber yaşayalım diye bir irade ortaya çıktı. Haydi buyurun Hodri Meydan, tekrar sizi diyaloğa, müzakereye, Kürt sorununun demokratik çözümüne davet ediyoruz. Bu konuda DEM Parti'ye, bizlere, vekillerimize, siz değerli gençlere ve halkımızın üzerine düşen bütün sorumluluğumuzu da layıkıyla yerine getireceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Ama değerli arkadaşlar, bunlar samimi değil. Bunlar yaşamını yitirenler için timsah gözyaşları döküyorlar, bir gün sonra unutuyorlar. Bunlar yaşamını insanlar yitirmesin diye hiçbir çaba ve sorumluluk altına girmiyorlar. Varsa teknik, varsa Türklük, varsa asimilasyon, varsa yok sayma politikaların arkasında duruyorlar. Çözüm böyle olmaz. Bu topraklarda barış böyle gelmez. Bu topraklarda gençler böyle özgürce, insanca, kardeşçe bir arada yaşayamaz. Çünkü siz bir halkı yok sayıyorsunuz, bir halkın dilini yok sayıyorsunuz, bir halkın kültürünü yok sayıyorsunuz, bir halkın gençlerinin, çocuklarının seçilmiş iradesinin, mecliste muhkeratın demesini bilinmeyen bir dil olarak kara tanımlıyorsunuz. Peki siz bu zihniyette, bu yok sayan anlayışla, bu inkarcı anlayışla neyin gözyaşını döküyorsunuz? Bir gençlik aynı zamanda iyi bir hizmet, doğru bir hizmet, halkçı, toplumcu bir hizmet yürüteceğimizin de teminatıdır. Siz değerli genç arkadaşları, önümüzdeki dönem yapılacak yerel seçimlerde aday olmaya, yer almaya, yerel seçimlerde de gençliği temsil etmeye aynı zamanda davet ediyorum. Türkiye AKP, MHP iktidarı döneminde yaşamış olduğu bu kara tabloyu hiçbir dönem yaşamamıştı. Bunlar riyakar, bunlar sadece kadın, Kürt, Alevi, ötekiler değil, aynı zamanda gençlik düşmanıdırlar da. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yolumuz açık. Emin olun, Rojava'da Jin, Jiyan, Azat diyerek dünya devrim mücadelesine, dünya kadın mücadelesine, ortaya koymuş olduğu bu onurlu, bu örnek tutumu inanıyorum ki önümüzdeki günlerde Türkiye ve Kürdistan'da gençlerimiz de eşit haklara kavuşuncaya kadar güçlü ve örgütlü bir mücadele ortaya koyarak aynı zamanda dünya mazlumlarına, dünya ezilenlerine, dünyada hak arayan diğer halklara örnek bir mücadele ortaya koyacaklardı. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Değerli halkımız, umutluyuz, inançlıyız. Bütün baskılara rağmen binlerce insanla bugün burada bir aradayız. Bu binlerce insanın yarın en kısa sürede sokaklarda halkıyla, partisiyle dayanışacağına, örgütleneceğine, bu sistem karşısında yok olmadığımızı, tam tersine bütün baskılara rağmen en direngen halimizle hala meydanda olduğumuzu kanıtlayacak bir çaba içerisinde olacağınıza olan inançla siz değerli genç yoldaşlarımı saygıyla selamlıyorum.